kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti cümlemizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak bizleri kendi rızasından ayırmasın. Bizlere kendisine kul, Habibine ümmet, İslam toplumlarına faydalı birer fert olarak yaşayan kullarından olmayı nasip etsin. Bugünkü konumuz tüm insanlığın ihtiyacı olan güzel ahlak. İnanan, inanmayan dünyadaki yaklaşık 8 milyar insanın hepsine gerekli olan, lazım olan bir konu güzel ahlak. Rabbimiz Celle Celaluhu Kalem suresinin 40. ayetinde Estağfirullah ve inneke le ala hulugin azim buyuruyor. Ve şüphesiz sen pek evrensel, genel geçerli, mükemmel bir ahlak üzerindesin buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da İnnemâ bu'istü li utemmime mekârimel ahlâk. Ben ancak güzel ahlakı tanımlamak için gönderildim buyuruyor hadis-i şeriflerinde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını merak edenler Hazreti Ayşe validemize soruyorlar. Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimizin ahlakı nasıldır sorusuna siz Kur'an okumuyor musunuz diye cevap veriyor. Çünkü Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı buyuruyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerife göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta canlı yaşayan bir Kur'an idi. Ve güzel ahlaka teşvik sadedinde Efendimiz'den bize nakledilen birçok hadis-i şerif var. Ama hepsini bir programda arz edebilmek mümkün değil. Birkaç örnek verecek olursak. Mesela bir hadis-i şeriflerinde sizin imanca en güzeliniz ahlakça en güzel olanınızdır buyuruyor. Demek ki güzel ahlak imanında güzel olmasına vesile oluyor. Diğer bir hadis-i şeriflerinde din güzel ahlaktır buyuruyor. Bir başka hadis-i şeriflerinde de bir Müslüman güzel ahlakı sayesinde gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşuluyor. Demek ki güzel ahlak bu kadar önemli. Yani birisi gece sabaha kadar ibadet ediyor, gündüz akşama kadar oruç tutuyor ama öbürü de güzel ahlak sayesinde diğerinin aldığı sevabı alabiliyor. Örnekleme olarak da Efendimiz buyuruyorlar ki şu altı şeyi yapanın cennete girmesine kefilim. Bu altı şey tabii az sonra sıralayacağım. Güzel ahlak örnekleri. Konuşunca doğru söyleyen. Demek ki doğru söyleyen her insan güzel ahlak sahibidir. Verdiği sözü yerine getiren, emanete riayet eden. Bu üç hususu başka bir hadis-i şeriften hatırlıyoruz. Efendimiz aksiyle bize haber veriyor. Bu üç özelliği kendinde bulundurmayan münafıktır. Yani münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verir, yerine getirmez. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder buyuruyor. Demek ki münafığın özelliklerinin aksi. Doğru konuşmak, sözünü yerine getirmek, emanete riayet etmek en güzel, güzel ahlak örneklerindendir. Dördüncüsü namusunu koruyan. Beşincisi gözlerini haramdan sakınan. Altıncısı ellerini kötülükten çeken. Yine başka hadis-i şeriflerden veya ayet-i kerimelerden hatırlıyoruz. Bu organlarımıza, duyu organlarımıza sahip olmak da hem Rabbimizin emri hem Peygamberimizin tavsiyesi. Mesela Nur Suresi 30-30. Ayetlerde Rabbimiz Celle Celaluhu önce erkeklere sonra hanımlara hitap ederek erkek Müslümanlara söyle, Müslüman hanımlara söyle gözlerine sahip olsunlar buyuruyor. Demek ki gözüne sahip olan aynı zamanda ne yapıyor? Güzel ahlakı elde etmiş oluyor. Ellerini kötülükten çeken diyor son maddede. O usulde yine birçok uyarılar var. Mesela bir hadis-i şerif meşhurdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman'ı şöyle tarif ediyor. El-Müslimü men selime'l-Müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden rahatsız olmadığı kimsedir. Demek ki bir kimse bizim
elimizden, dilimizden rahatsız oluyorsa biz güzel ahlaktan uzak bir yaşayışa sahibiz. Ama bu ne güzel Müslüman diliyle, eliyle kimseye zarar vermiyor dedirtebilmişsek o zaman ne mutlu bize. Güzel ahlaka sahip olmuş oluruz. Güzel ahlakın öğrenme yolları var. Bu usta yine büyüklerimize rehber oluyor. En başta İmam Gazali Hazretleri İhya-ül-Müddin isimli eseriyle Mehmet Saadet Kutlu Katı Sallâh Sirru Tasavvufi Ahlak eseriyle bizlere güzel ahlak hususunda çok güzel detaylar, örnekler veriyorlar. Bunları güzelce bir okuyup anlarsak önemli bir adım atmış oluruz. Ama yeterli mi? Değil. Güzel ahlak çevreyle de çok etkili. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu usta dikkatimi çekti hadis-i şeriflerinde. Er-racülü alâ dini halilihi felyanzur ehadüküm men yuhalil buyuruyorlar. Kişi arkadaşının, dostunun, sevdiği kimsenin dini üzeredir. O halde kiminle dost olduğunuza dikkat edin buyuruyor. Yani iyi ahlaklı, güzel ahlaklı insanla dost olan kendisi güzel ahlak sahibi olur. Kötü ahlaklı olan da ne olur? Güzelliği kaybeder, kötü ahlak sahibi olabilir. İmam Gazali Hazretleri'nin bu işte güzel bir uyarısı var. Diyor ki, bir sepet elmanın içinde bir tek çürük elma olsa, o diğer sağlam elmalar o çürük elmanın çürüklüğünü gideremez. Ama zamanla o bir tek çürük elma bütün sepetteki elmaların bozulmasına sebep olur. Dolayısıyla bizde çok güzel ahlaklar olabilir ama bir kötü ahlak sahibiyle arkadaşlık devam ettirirsek o bizim geride kalan çok güzel ahlaklarımız kaybolabilir. Güzel ahlakı elde etmenin diğer bir yolu nefis terbiyesi. Ki nefis Rabbimiz Celle Celaluhu Yusuf Suresinin 53. ayetini bize haber veriyor ve şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve ma überri nefsi innen nefse leemmâretun bissû. Yine de ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü nefis her daim kötülüğe emredicidir. Leemmâretun bissû. Arapça bilen kardeşlerimiz bilir. Başta tekit devam var. Yani nefsin kötülüğü emretmesinin sürekli olduğunu Rabbimiz ne yapıyor? Ayet-i Kerime'yle bize haber veriyor. Dolayısıyla onu nasıl terbiye edeceğiz? Onun yolunu, yordamını bilmemiz lazım. Nefis terbiyesinin de en güzel, en etkili okulu tasavvuftur. Çünkü tasavvuf birçok tarifler var ama benim kendimce şöyle bir tarifim var. İslam'ı ihsan derecesinde yaşamanın adıdır. Tekrar ediyorum. Tasavvuf İslam'ı ihsan derecesinde yaşamanın adıdır. İhsan nedir? Bu usta meşhur bir hadis-i şerif bize ışık tutuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiramdan bir grupla otururlarken tanımadıkları birisi geliyor. Elbisesi bembeyaz, saçlı sakalı simsiyah. Selam verip geliyor. Efendimizin dizlerine dizden dayayarak oturup soru soruyor. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyamet alametleri nelerdir? Kıyamet ne zaman kopacak gibi sorular soruyor. Ve her sorunun cevabını alınca da doğru söyledin diyor. Doğru söyledin dediğine göre demek ki sorduğu sorunun cevabını biliyor. Ve çıkıp gidiyor. Efendimiz soruyor bu kimdi tanıdınız mı? Allah ve Resulü daha iyi bilir tanımadık buyuruyorlar. Efendimiz buyuruyor ki bu kardeşim Cibril idi. Size dininizi öğretmek üzere geldi. Burada iki husus var. Bir, ilim öğrenmek için, bilgi elde etmek için soru sormanın uygun olduğu, hoş olduğu, caiz olduğu. Bir diğeri de aldığı cevaplarla çevredeki insanları bilgilendirmiş oluyor. İman ve İslam meşhur. Birçok yerlerde bu hususta bilgi alıyoruz. Ama üçüncü soru, asıl bizim konumuza bağlantılı olan ihsan nedir? Sorusuna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ihsan Allah Celle Celaluhu görüyormuşçasına ona kulluk yapmandır. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor buyuruyor. İşte bir insan ihsanı anladığı ve ona uygun yaşamaya çalıştığı zaman
çirkin bir iş, yanlış bir iş yapması mümkün değil. Çünkü bir adım atacağı zaman bu adımı Rabbim görüyor, biliyor. Elini bir yanlışa uzatacağı zaman Rabbim görüyor, biliyor. Yanlış bir şey söyleyeceği zaman Rabbim duyar, bilir, görür der. Hepsinden uzak durur. İşte tasavvuf, İslam'ı ihsan derecesinde yaşamanın adıdır. Bu hususta halk arasında meşhur olan güzel bir menkıbe var. Üftadi Hazretleri, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini diğer öğrencilerine göre daha çok seviyor. Tabi bu da kıskançlığa sebep oluyor. Üftadi Hazretleri bu durumu fark edince öğrencilerini bir denemek istiyor. Her birinin eline bir tavuk ve bir de bıçak veriyor. Gidin bunu kimsenin görmediği yerde kesin, gelin diyor. Tabi gidiyorlar, kimisi evin arkasında, kimisi bir ağacın duldasında, kimisi bir kayanın arkasında verilen görevi yapıp sevinerek geliyor. Tabi zaman ilerliyor, Aziz Mahmud Hüdayi yok. İşte diyor bak beceriksiz adam bir tavuğu bile kesemedi derlerken Aziz Mahmud Hüdayi boynu bükük, elinde kesilmemiş tavuk geliyor. Yavrum ne yaptın? Arkadaşların görev yaptı geldi sen gelemedin deyince efendim diyor affedin siz bize kimsenin görmediği de kesin gelin dediniz. Ben sen nereye gittimse Allah görüyordu. Allah'ın göremediği bir yer bulamadım. Onun için görev yapamadım. Beni affedin deyince tabii arkadaşları Aziz Mahmud Hüdayi'nin derecesini anlıyor, kavruyor ve kıskançlıktan vazgeçiyor. Evet, ihsana çok güzel, canlı bir örnek. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi her zaman her yerde görüyor, her halimizden haberdardır. Hatta kalbimizden geçirdiklerimizi bile biliyor. Bunu kavrar, bunu anlarsak, hayatımızı buna göre düzenlersek, yani ben Rabbimi görmüyorum ama Rabbim beni görüyor dersek, İhsanı yakalamış oluruz. İşte tasavvuf, İslam'ı ihsan derecesinde yaşamanın adıdır. Bir diğer misal verecek olursak, beş vakit namaz malum Müslümanlar üzerine kadın erkek hakkı vali olmuş, ergenle ermiş. Her Müslümana farzdır, hasta da olsa, sakat da olsa, yolcu da olsa, hatta savaşta bile olsa. Beş vakit namaz farzdır. Namazın farziyetini kabul etmek iman. Kabul ettiğimiz bu namazı eda etmemiz, kılmamız İslam. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu Maun suresinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Veylül lil musallin ellezinehum an salatihim sahun ellezinehum yuraun. Yazıklar olsun, veyl olsun o namaz kılanlara ki namazlarında gafildirler. Onun öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden habersizdirler. Hem de onlar gösterişçidirler diye veyle diyor, yazıklar olsun diyor. İşte buna muhatap olmayacak şekilde namaz kılma ihsandır, tasavvuftur. Evet, tekrar edecek olursak, namazın farz olduğunu kabul etmek iman, kabul ettiğimiz o ibadeti yerine getirmemiz İslam ama Cenab-ı Hakk'ın yazıklar olsun o namaz kılanlara dediği söze muhatap olmayacak şekilde yani huşu ile kılmak ise ihsandır, tasavvuftur. Buna Mecnun'la ilgili bir örnek verirler. Mecnun Leyla'yı ararken bir yerden geçiyormuş. Birisi seslenmiş. Ey Mecnun görmüyorsun ben burada namaz kılıyorum önümden geçiyorsun deyince Mecnun diyor ki ben Leyla'yı ararken seni görmedim de sen Mevla'yı ararken beni nasıl gördün? İşte böyle namaz kılabilirsek yani Allahu Ekber deyip divana durduğumuzda Allah'tan başkasını görmeyecek şekilde huşu ile namaz kılabiliyorsak ihsanı yakalamışız demektir. Güzel ahlakla ilgili diğer bir husus, tasavvufi eserlerde hal saridir diye bir kaide var. Nedir? Sari hastalıklar malum, insanlardan diğerlerine geçen, bulaşan hastalıklar. İşte güzel ahlak da öyle veya çirkin ahlak da öyle. Etraftakilerden insan ne oluyor? Etkileniyor.
Riyad-ı Salihin'de zikredilen uzunca bir hadis-i şerif var. Tabi hepsini anlatacak değiliz burada. Konumuzla ilgili olan bölümüne kısaca değineceğim. Bir adam 99 katil ama yaptığından da memnun değil. Vazgeçmek, tevbe etmek istiyor. Bir papaza gidiyor, halini anlatıyor. Böyle böyle ben 99 kişi öldürdüm. Ama yaptığımın da iyi olmadığını biliyorum. Acaba Rabbim beni affeder mi diye soruyor. Papaz diyor ki sen affınla can mı kalmış? 99 katilsin, iyi bir amelin de yok. Onu duyunca adam peki diyor o zaman sen de öldüreyim yüz olsun. Papaz da öldürüyor 100 katil. Ama arayışa devam ediyor. Ona diyorlar ki filan yerde bir Allah dostu var. Ona git, o sana yol gösterir. Tarif edilen yere gidiyor, Allah dostunu buluyor, durumunu anlatıyor. Ben 100 katilim ama yaptığımdan da memnun değilim. Acaba bana bir kurtuluş yolu var mı? Elbette diyor. Yeter ki sen tevbe istiğfar et. Halinin değişmesini iste ama bulunduğun yeri değiştirmen lazım diyor. Peki diyor. Söyleneni tutmak üzere bulunduğu yerden çıkıp başka bir yere gidiyor. Diyelim ki Adapazarı'ndan İzmit'e. Giderken ömrü bitmiş yolda vefat ediyor. Rahmet melekleriyle azap melekleri gelip tartışmaya başlıyorlar. Azap melekler diyorlar ki bu adam 100 katil, hiçbir hayır ameli yok, cehennemliktir. Rahmet melekleri de diyorlar ki bu adam iyi olmaya niyet etti ve bulunduğu yerden çıktı, iyilerin olduğu yere gidiyordu. Peki diyor başka bir meleği Cenab-ı Hak hakem olarak gönderiyor. Hakem olarak gelen diyor ki ölçün hangi tarafa yakınsa ona göre davranın. Yani iyilerin olduğu yere yakınsa cennetlik, kötülerine yakınsa cehennemlik. Ölçüyorlar bir arşın iyilerin olduğu yere yakın. Yani bir arşın eski ölçü birimlerinden yaklaşık 60 santim. Hatta hadis-i şerifin şerhinde Cenab-ı Hak cesedi kaydırdı diye de yorum yapanlar olmuş. Burada bizi ilgilendiren kısım nedir? Çevremizde kötülük yapanlar çoksa, bulunduğumuz yerde onların etkisinden kurtulamıyorsak yer değiştirmemiz. Bunun diye bir adı nedir? Hicret. Hicret kaçış değil ya inancımızı yaşayabilmemiz için yer değiştirmedir ki Rabbimiz Celle Celaluhu arzım geniş değil miydi diye bizi yani bulunduğumuz yer kötüyse yer değiştirmezsek hesaba çekecek. Tabi bunun zıttı hicret edenler de bol mükafatlar verecektir. Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh Safi Ahlak kitabında güzel ahlaklı olmanın çevreyle ilgisini demir ve mıknatıs örneğiyle anlatıyor. Diyor ki kendinde çekme özelliği olmayan demir mıknatısın yanına koyarsanız bir müddet sonra o da çekme özelliğini elde eder. Sert ve katı olan demir bu özelliği alabildiğine göre terbiye edilmeye müsait olan insan elbette daha çok etkilenir ve o da iyi olur diyor. Peygamberimiz de biraz şeylerinde Eddebeni Rabbi fehasene tedibi buyuruyor. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi, edebimi ne güzel yaptı buyurarak bizlere örnek gösteriyor. Demek ki insanın fıtratında iyiye de kötüye de meyletme var. Yani akıl bakımından yaratıkları şöyle bir tasnife tabi tutacak olursak hayvanlar, insanlar, melekler gibi üç gruba ayırabiliriz. Hayvanlarda nefis var, akıl yok. Meleklerde akıl var, nefis yok. İnsanda ise hem akıl hem nefis var. Hani girişte ne demiştik? Nefis mutlaka kötülüğü emreder. Nefis sahibi olan melek, aklı olmadığı için sorumlu değil tabii. Her istediğini istediği yerde yapabilir. Hani şöyle bir hikaye anlatırlar. Koyunla keçi bir yerden gidiyorlarmış. Bir sudan atlamaları gerekmiş. Koyun atlayınca kuyruğu havaya kalkmış. Keçi gülmüş. Kendinin devamlı açık olmasına rağmen koyunun o açılma haline gülüyor. Yani insanlar kendindeki özelliği bilmeyerek bir başkası küçük bir eksiği, küçük bir kusuru, büyük bir hata gibi görebiliyorlar. Evet demek ki hayvan sadece nefse sahip, aklı yok dolayısıyla istediğini istediği yerde yapabilir. Yani şehevi arzusunu bile
rastgele orta bir yerde yapabilir. Bugün ilaçlardan da yapan var. Onlar da demek ki belhum edal hayvandan da daha aşağı bir muhatap sözüne ayet-i kerimesine muhatap oluyorlar. Meleklerde ise yalnız akıl var, nefis yok. Dolayısıyla onların da derecesi sabit. Allah kendilerine neyi emretmişse onu yapmakla meşguller. Ama insan öyle değil. Hem aklı var, hem nefsi var. Aklını kullanır, nefsine hakim olursa meleklerden daha üstün olabilir. Buna alayı illiyin diyor derece olarak. Tersi olur, aklını kullanmaz, nefsini kullanır, nefsi kendine hakim olursa o zaman da esferi safilin. Hani ayet-i kerimede estağfirullah ülaike kel en ani bel hum edal buyuruyor Rabbimiz. Hani Allah'ın kendine verdiği aklı hakkı kavramında kullanmayan, kulağıyla hakkı dinlemeyen, gözüyle hakkı görmeyenler var ya, işte onlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağı, daha da sapık buyuruyor. Evet, demek ki insan çevresinden etkilenmeye uygun, müsait bir şekilde yaratılmıştır. Demir mıknatısından etkilendiği gibi insan da çevresinden her zaman etkilenmeye müsaittir. Dolayısıyla bulunduğumuz çevreye çok dikkat etmemiz lazım. Yani bu usta meşhur atasözlerimiz de var. Mesela üzüm üzüme bakarak kararır demişler. Veya diğer bir sözde kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan etkilenir. Bir başka deyiş körle yatan şaşı kalkan. Bunlar hep nedir? Ayet-i kerimelerin, hadis-i şeriflerin açıklaması mahiyetinde atalarımızın sözüdür. Ataların araya gitmiş sözü yok. Araya giderse al olur. Demek ki atasözlerimizde bir ayet-i kerime veya bir hadis-i şerifin tercümesi mahiyetindedir. Güzel ahlakla ilgili tabii örnek verecek olursak birçok örnek var da şöyle birkaç tane sıralayayım. Mesela utanmak, cömertlik, sabır, iyi geçinmek, sır saklamak, ibadet etmek, tevbe etmek, saygılı olmak, az konuşmak, israf etmemek, kanaat etmek, kin tutmamak, iftira etmemek. Bu listeyi çoğaltmak mümkün. Tabii hepsi saymamız da bu programda mümkün değil. Ama biraz önce dediğim gibi bunları ne yapacağız? Özellikle İhya-ül Ulumiddin veya Tasavvufi Ala kitabını bol bol okuyarak öğrenip hayatımıza tatbik edeceğiz. Öğrenmek yeterli değil kardeşlerim. Asıl olan yaşamaktır. Hasan-ı Basri meşhur tabiindendir. Ona sahabe-i kiramı soruyorlar. Sahabe-i kiram nasıldı? Cevap olarak diyor ki, siz onları görseydiniz deli derdiniz. Onlar sizi görseydi bunlar Müslüman değil derdi diyor. Sahabenin deliliklerine haşa bize göre birçok örnek verilebilir ama bir tanesini şöyle aktarayım size. İçki yasağı gelmiş. Tabii Medine'de, Mekke'de cahiliye döneminde yaygın. Herkes içkisini evinde imal ediyor. Ama yasak gelince hemen küpleri devirmişler. Medine sokaklarından içkisiyle aktığı rivayet bulunuyor. Bize göre nedir bu? Bir delilik gibi değil mi? Yıllarca, aylarca emek vermiş, imal etmiş. Hadi kendine haram kılındı, yasak. Ama bir gayrimüslime satmayı düşünebilirdi. Ama düşünmemişler. Daha güzel bir örnek. Efendimiz bir gün sahabe-i kiramdan birinin parmağında altın yüzük görüyor. Ve işte sen niye altın yüzük takıyorsun demiyor. Bana ne oluyor ki sizlerden birinin parmağına ateşten halka takmış olduğunu görüyorum. Buyuruyor. Tabii o sahabe işin farkına varıyor. Çıkarıp atıyor. Efendimiz gittikten sonra diğer sahabeler ya işte farklı şekilde değerlendirebilirsin. Hanımına verebilirsin, satabilirsin dedikleri zaman hayır diyor. Allah Resulü'nün böyle şiddetle yasakladığı, nehyettiği bir şeyden başka şekilde istifade etmeyi düşünmem diyerek atıyor. Bize göre de bu nedir? Delilik. Ama Necip Fazıl ne diyor? Bize kuru akıllılar değil, ulvi divaneler lazım. Hani ya diyor.
Bu Ulvi Divanelik'tir. Daha yakına gelecek olursak Mehmet Akif merhum diyor ki Müslümanlık nerede bizde? Geçmiş insanlık bile Adem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem amma galiba göklerdedir buyuruyor. Maalesef bugün bu hale geldik. Gençlerimiz İslam'dan uzak bir hayat yaşıyorlar. Tabii olgun, güzel, faydalı çalışma yapanlar da var. Mesela Server Gençlik, Allah kendilerinden razı olsun. Ufka Yolculuk programında bu sene ne yapıyor? Güzel ahlak konusunu işliyorlar. Tabii 7'den 77'ye herkese lazım olan güzel bir konu. Bir diğer güzel çalışma. Başkaları görmüşler ama biz Müslümanlar çok farkında değiliz. Haydi çocuklar camiye programı. Yani bugün Müslümanların okumadığı bir gazete veya inandığını yaşayan insanların tasvip etmeyeceği bir partinin mensubu meclis kürsüne bunu dile getirebiliyor. Reklamı kötüsü olmaz. Programı tanıtımı için güzel bir fırsat oldu ama onların aleyhte yaptığının çok daha fazlasını biz olumlu manada yapmamız lazım ama maalesef yapamıyoruz. Mesela nefis terbiyesi hususunda büyüklerin farklı uygulamaları olmuş. Üftihade Hazretleri Aziz Mahmud Hüdayi'ye ne yapıyor? Kadılık elbisesi yani bugünkü hakimlik elbisesiyle ciğer sattırıyor. Bugün ben mesela bir emekli öğretmenim. Kendimi tanıtmadım kusura bakmayın. Bir parantez açmış olayım. Kahramanmaraşlı ilahiyat mezunu emekli öğretmenim. 15 Ramazan 1370 doğumluyum. Bunu özellikle söylüyorum. 1370-1970 değil. Niye özellikle? Güzel ahlaktan biri de ecdadımızı unutmamak. Tarihi değerlerimizi unutmamak. Bunlardan birisi nedir? Hicri takvim. İşte benim doğumum 15 Ramazan 1370. Miladi doğum 1951. Birine göre 68, öbürüne göre 70 çıkıyor. Burada önemli bir husus var. Ben zekat mükellefi isem ki elhamdülillah öyleyim. 2 yıl eksik hesap yapmış olurum. Miladiye göre yaparsam zekatımı 2 yıl Müslümanların zekat hakkını gasp etmiş olurum. Mesela Peygamberimizin doğumu 571, vefatı 632. Bunu hep biliyoruz. Ama bunu birbirine çıkardığımızda ne çıkar sonuç? 61. Ama bir şunu da biliyoruz. Peygamberimiz 63 yıl yaşamış. Bizim matematik bilgimiz mi yanlış? Peygamberimiz 63 yaşında. Değil. İkisi de doğru. Miladiye göre 63 ama miladiye göre 61 ama hicriye göre 63 yıl yaşamıştır Efendimiz. Peki her sene bir ay tutmamız farz olan Ramazan orucunu hangi ayda tutmamız gerekiyor? İçinde bulunduğumuz Ocak'ta mı, Şubat'ta mı, Mart'ta mı? Değil. Yani miladi takvime göre değil, hicri takvime göre Ramazan ayında tutmamız lazım. Arada 10-11 gün fark olduğu için hicri takvim dönüyor. Bir Müslüman 30 yıl oruç tutma mükellefi olmuşsa senenin en sıcak yaz gününde tuttuğu gibi en soğuk kış gününde veya senenin en uzun olan yaz gününde tuttuğu gibi en kısa gün olan kış gününde de oruç tutmuş oluyor. Bu da bize yine hicri takviminin ayrı bir önemini, kıymetini belirtiyor. İslam'ın temel ibadetlerinden birisi olan hac yine miladi takvime göre değil, hicri takvime göre yapılması icap eden bir ibadettir. Dolayısıyla biz inanan insanların hicri takvimi yeniden gündemimize almamız ve onu hayatımıza tatbik etmemiz lazım. Evet, demek ki Üftade Hazretleri ne yapıyor? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ne ciğer sattırıyor. Tapduk Emre malum bildiğiniz şeyler ama tekrarına fayda var. Yunus Emre'ye odun taşıma görev veriyor. Tabii Yunus Emre'nin nasıl odun taşıdığını biliyoruz. Nerede doğru düzgün bir odun var onları taşıyor ve arkadaşları kendini niye bu kadar yoruyorsun dedikleri zaman bu kapıdan
Eğri insan giremediği gibi eğri odun bile giremez inceliğini gösteriyor. Yine Şah Abdullah Dehlevi Hazretleri Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri ne yapıyor? Abdesthane temizlik görevini veriyor. Tabi bu temizlik görevi devam ederken şeytan da boş durmuyor. Geliyor Mevlana Halid Hazretleri'ne, ya sen işte ilim sahibi değilsin, burada senin ne işin var deyip adeta onu nefsine uydurmak istiyor ama durumu fark eden Mevlana Halid Hazretleri, ey nefsim diyor, gerekirse bu temizliği süpürge değil sakalımı da yaparım diyerek onun oyununa gelmekten kurtuluyor. Bunlar niçin yaptırılıyor? Yani ciğer sattırmalar, odun taşıtmalar, abdesthane temizletmeler, nefsi temizlemek, nefsin esaretinden, nefsin emredici kötülüklerinden kurtulmak için. Ama bugün günümüzde nefis terbiye yolları değişmiştir. Belki bugünün ciğer satma, odun toplama, abdesthane temizliği yapma görevleri liderlerimiz tarafından bize farklı şekilde emrediliyor olabilir. Mesela ufka yolculuk dünya çapında yapılan bir yarışma. Dolayısıyla bunda görev alan Allah alem ciğer satma veya odun getirme veya abdesthane temizliği yapma görevini yerine getirmiş. Dolayısıyla nefsini kısmen de olsa terbiye etmiş olabilir. Bunun en zor olan yeri bu yapılan yarışmaların maddi yönüne katkı sağlamak. Tabii bu nefsimizden veremiyoruz, başkasından destek almamız gerekiyor ama istemek vermekten çok daha zor. Bu nedir? Nefs için güzel bir fırsatı değerlendirmek lazım. Yine gençlerin eğitiminde büyük bir rol oynayan izcilik çalışmaları da günümüzün ciğer satma faaliyetidir. Bunu da yaşımız ne olursa olsun ihmal etmemeli, gidip onlara yardımcı olmalıyız. Derken ben mesela bir gönüllü izciyim. Seminerler falan olursa çağırıyorlar. Beyaz fularımla aralarına katılıyorum. Haydi Çocuklar Camii çalışması dedik. Elin adamı bizden daha iyi biliyor, değerlendiriyor. Biz ise biraz daha gayretimizi artıralım. Bugün 81 ilde ama bazı illerde çok az camide yapılıyor. Bugünden itibaren inşallah bu çalışmayı da artırırsak yine Azim Hanım Tüdahi gibi ciğer satma görevini yerine getirmiş oluruz. Örnekler çok tabii. Mesela eğitim. Kendimizi eğitimden uzak tutmamalıyız. Çünkü Peygamberimiz utlubül ilme minel mehdi ilellah diyor. Beşikten mezara kadar. Yani yaşımız ne olursa olsun mutlaka eğitim faaliyetlerine katılmalıyız. Eğitimden uzak durmamalıyız. Ben az önce belirttiğim gibi emekli öğretmenim. Hocanın ve doktorun emeklisi olmaz diyorlar. Dolayısıyla ben ikamet ettiğim Kahramanmaraş'ta hamdolsun güzel de bir camimiz oldu. Profesör Doktor Mahmut Coşan Camii'nin dernek başkanlığını yapıyorum. Camimiz 3 katlı. En altta hanımların faaliyetleri devam ediyor. Orta katta erkeklerin. Cami Derneği ile beraber Merdan Ahlak Kültür Çevre Derneğimiz var Maraş'ta. Yolunuz düşerse gelin inşallah sizi misafir edeyim. Orada da erkeklerin faaliyeti. Ben her gün oraya gitmeye gayret ediyorum Maraş'ta olduğum müddetçe. Neden? Gençlikten ve ilmi çalışmalardan, faydalı çalışmalardan uzak kalmamak için. Sizler de rahmetli sılacağımızın bir şeyi var. Dünyaya mühendis olmak için, doktor olmak için, öğretmen olmak için, esnaf olmak için gelmediniz. Bunlar lazım ama en başta geliş gayeniz Allah'a kulluktur, Allah'ı tanımaktır diyor. Bu örnekle sözümü noktalayayım. Sorularınız varsa onları cevaplayayım inşallah. Evet, hocam, bir kardeşimiz soru sormuş. Efendim. Oradan görüyorsunuz hocam. Ben tekrar evet. Sesten siz oradan okursunuz. Günümüzde kötü, zararlı alışkanlıklar çok küçük yaşlarda çocuklarda bile yaygın vaziyette. Çocuklarımız güzel ahlaklı nesiller olarak nasıl yetiştirebiliriz? Aslında sorunun cevabını konuşmada vermiş olduk. Tekrar edecek olursak önce biz ne yapacağız? Onlara büyükler olarak örnek olacağız.
en güzel tebliğ ve eğitim metodu örnek olmadır. Çünkü çocuklar biz ne yaparsak onu taklitle başlıyor hayata. Mesela namaz kılan, abdest alan bir ebeveynin yavrusu ne yapıyor? Daha aklı ermezken bile gelip annesinin babasının yanında yüzü koyu seccadeye uzanabiliyor. Veya abdesti ne yapıyor? Bizden görerek öğrenebiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Arif Nihat Asya şöyle diyor. Biz büyüklerimize abdest suyu dökerek abdest almayı öğrendik diyor. Ayşe Hümeyra Ökten doktor ablamız Allah hayır uzun ömür versin. O da biz namazı, namaz surelerini babamızın arkasında namaz kılarak öğrendik diyor. Demek ki birinci yapacağımız iş çocuklarımıza örnek olmak. İkincisi çevrenin önemini anlatmaya çalıştım. Çocuklarımıza güzel çevre edinmek. Bu da nedir? Gittiğimiz güzel programlara çocukları da götürmek. Ama biz onu yapmıyoruz. Aman çocuğun okulu var, aman dersi var, şu okula gidecek, şu takviyesi var, özel hoca gelecek derken, yani çocuğun maddi hayatını kurtarmaya çalışırken manevi eğitimini ihmal ediyoruz. Tabii bizim çocuklarımızı da televizyon, internet veya başka zararlı yayınlar bizden kopuk bir şekilde eğitiyor. Sonradan eyvah diyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. Büyüklerimiz vakit nakittir demişler ama aslında vakit nakitten de kıymetli. Çünkü insan kaybettiği bir nakti bir müddet sonra tekrar kazanabilir. Ama geçen bir zamanı geri getirebilmemiz mümkün mü? Değil. Yine Mehmet Saad Kotka Efendimiz'den bir örnek vereyim. İnsan ömrü ne kadar diye soruyor. Cevabını da kendisi veriyor. Dünkü gün geçti gitti. Bizim değil. Yarına çıkacağımız belli değil. Geriye ne kaldı? İçinde bulunduğumuz gün. Gün de fazla. Hayatımız o kadar hızlandı ki içinde bulunduğumuz an. Bir dakika öncesi geçti gitti. Bir dakika sonrasına garantimiz yok. Geriye ne kaldı? İçinde bulunduğumuz anı değerlendirmek. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitimine, terbiyesine de program yapmamız lazım. Ki Muharrem Nedim Coşan liderimiz öyle diyor. Kişisel hayat planınızı yapınız. Ama bu 2003'te söylenmişti yanlış hatırlamıyorsam. 14 yıl oldu ama hala planını, programını 16 yıl oldu. Yapmayan kardeşlerimiz var. Hani rahmetli Esat hocamızla ilgili bir tespit vardı. Cemaati liderini 10 yıl geriden takip ediyor. Şimdi Allah alem o 10 yılı biz maalesef tembelliğimizle 20 yıla çıkarmış olabiliriz. Ama zararın neresinden dönülse orası kârdır. Hemen bugünden başlayalım. Çocuklarımıza mutlaka zaman ayıralım. En büyük yatırım çocuklarımızdır diyor liderimiz. Bunu iyi değerlendirelim. Çocuklarımızın bizim gibi hatta bizden daha iyi, daha güzel Müslüman olmaları için onlara güzel çevre edindirelim. Bu özel okul olabilir, özel eğitim kurumu olabilir. Kendimizin oluşturduğu özel çevre olabilir. Mutlaka çevre temin etmemiz lazım. Biz yapmazsak zaten bozuk çevre çocuğumuzu bizden uzaklaştırmaya devam ediyor. Dönüp dolaşıp geliyoruz. Çevre, çevre, çevre. Evet, diğer bir sorumuz. Evet, gönlü dergah haline gelmek, nefsimizi tevekkül ve teslimiyet abidesi yapmak için günümüzde en çok ne yapmak gerekir diyor. Evet, nefis terbiyesi dedik başta ama bu da kendi kendine olmuyor. Nasıl mesleklerin, sanatların bir ustası, bir hocası varsa nefis terbiyesinde mutlaka ehil olan bir hocasını bulup onun tavsiyelerine uymak lazım. Yani kendi kendimize olmuyor. Çünkü nefsin hileleri çok bizi iyilik yapıyormuş gibi hileklerden uzaklaşacak davranışlarda bulunabilir. Tabii bunun birçok örnekleri var ama konuyu daha fazla uzatmayalım. Mutlaka ehil birini bulup onun desteğini almamız lazım. Kendi kendimize olmaz. Diğer bir soru. Hocam toplumun büyük çoğunluğunda ağzı bozuk, argo konuşmalar yaygın, edep eksikliğinden kaynaklanan konuşma dilindeki bu kirlilikten hem korunmak hem de edepli bir üslubu
yaymak için elimizden bir şey gelir mi? Mutlaka gelir. Hani demin hadis-i şerifi söyledim. Elinden ve dilinden diğer insanlara, diğer Müslümanlara zarar vermeyecek insanlar ne yapıyor? Efendimiz Müslüman olarak tarif ediyor. Biraz önceki soruya verdiğim cevap gibi güzel bir çevre oluşturursak kendimizi kısmen koruma altına almış oluruz. Ama maalesef bugün elin adam bizden çok daha iyi çalışıyor. Biz bu program bile yaparken acaba şöyle böyle mi diye bin bir tereddüt yaşarken elin adamı dağ başındaki insana ulaşıp onu kendi kötü niyetlerine uygun şekilde eğitmeye, etkilemeye devam ediyor. Çalışmaları artıracak. Hayırlı çalışmalardan mutlaka ucundan tutacağız. Hani meşhur bir söz var. Hazreti Ömer Efendimiz yatağına uzandığı zaman bugün Allah için ne yaptın sorusunu kendine sorarmış. Rahmetli Esat Üç Hocamızın bir ilavede bulunuyor. Yanınızda kalem kağıt bulunsun. Kendinizi hesaba çekin. Bugün Allah için ne yaptım? Arkasından da yarın ne yapacağım diye onları not edin ve yapın diyor. Biz de işte bu bozuk ağızlı insanlardan veya ahlakı bozuk insanlardan kurtulmak, neslimizi, çocuğumuzu, aile efradımızı kötülüklerden kurtarmak istiyorsak hemen elimize kalem kağıt alalım. Yarın ben Allah için şu şu çalışmaları yapacağım. Hanımımla, çocuğumla diyelim ki Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm, hadis-i şeriften bir bölüm okuyup onları tatbik ederek yaşayacağım dememiz lazım. Sadece bilmek yetmiyor. Yaşamak bilmekten önemli. Çünkü Peygamber Hazretleri buyuruyorlar ki siz bildiklerinizi tatbik ederseniz Cenab-ı Hak bilmediklerinizi sizi varis kılar diyor. Varis kılınma nedir? Zahmetsiz olarak bir şeyi elde etme. Demek ki biz bildiğimizi yaşarsak Cenab-ı Hak bilmediklerimize zahmetsiz olarak verecektir. İş yine dönüp dolaşıp çevreye geliyor. Mutlaka bir Allah'ın razı olacağı şekilde yaşayan grubu bulup onların içine dahil olmamız lazım. Su emsal, numune emsal olamaz demişler. Kötü örnek örnek alınamaz. Cemiyette bazı tabii iyi niyetli olmayan insanları, grupları duyuyoruz. Hepsi öyle demek değildir. Mesela bizim orada bir ilçede insanlar sudan zarar gördüler, zehirlendiler ama hiç kimse de su içmekten vazgeçmedi. O su kötüyse öbür tarafından çok daha güzel, faydalı su var. Ama onu mutlaka arayıp bulmamız lazım. Evet, demek ki bu kötü ağızdan, kötü çevreden kurtulmanın yolu da kendimizi ve sorumlu bulunduğumuz insanları eğitmekten geçiyor. Bizim tek başımıza iyi bir insan olmamız yetmiyor. Çevremizdeki kötülerine, kötülüklerine mani olmamız gerekiyor. Peygamberimiz bunu gemide yolculuk yapan insanlara benzetiyor. İnsanların bir kısmı altta, bir kısmı üstte yerlerini almışlar. Alttakiler su ihtiyacını gidermek için yukarı çıkıp da onları rahatsız etmeyelim. Şuradan bir delik açalım, oradan ihtiyacı giderelim diye düşünseler gemiyi delseler. Üst kattakiler de onların bu yanlış harekete mani olmasalar ne olur? Oradan gelen su ile hepsi helak olur, boğulur, giderler buyuruyor. Toplum da böyle. Yani biz iyiyiz ama kötülerin kötülükleriyle mücadele etmiyorsak kötülüğün çok hızlı yayılma kabiliyeti var. Hani biraz önce İmam Gazali'den bir sepet elma örneğini vermiştim. Orada olduğu gibi bir çürük elma veya bir çürük portakal, bir çürük limon ne yapıyor? Müdahale edilmezse, o çürüklük giderilmezse, oradan alıp atılmazsa geride kalan hepsini de çürütebiliyor. Bu nedir? Bir işi yıkmadır. Yıkma kolay ama yapma zor. Biz yapıcı olacak, zora talip olacağız. Dediğim gibi sadece bizim iyi insan olmamız yetmiyor. İyi insan olduğumuz gibi çevremizin de iyi insanlarla olmasına gayret edeceğiz inşallah. Evet, diğer bir kardeşimin sorusu var. Hocam, Maun suresindeki gafillik sözü namazda yaptığımız bütün hatalar için geçerli midir? Değil, hatasız kul olmaz. Ama ne yaptığımızın şuurunda olarak ben Rabbimin huzuruna duruyorum. Rabbimin razı olacak şekilde davranmam gerekir diye durmamız lazım. Ya bir menkıbe anlatırlar. Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamberimiz
elbisesini verecek olmuş. Aklına bir şey getirmiyor. Namaz kılarsa acaba hangi elbisesini verecek diye onu getirmiştirler. Ama aynı Hazreti Ali vücuduna saplanan bir oku çıkarmalar için ben namaza durayım da o zaman çıkarın diyor. Bu tamamen bize bağlı, kendimizi toplamamıza bağlı. Mesela el bağladığımız zaman Hanefi mezhebine göre ne yapıyoruz? Sağ el sol elin üstünde. İşte bu sağ elin baş parmak ve en sondaki serçe parmak. Bu iki parmakla bileğimizi biraz sıkıca kavrarsak insan kısmen kendini toparlıyor, hafletten de uzaklaşmış oluyor. Yani ya şu namazda bir savalım gibi değil de Rabbime karşı görevimi yerine getirmiş olmak için divane duruyorum diye düşünmeli. Dikkatimizi toplamak için de dediğim gibi baş parmakla, en sonunda küçük parmakla bileğimizi biraz sıkı tutarsak dikkatsizlik dağılmış olur. Bir sorumuz daha var. Selamun Aleyküm Hocam. Aleykümselamullah. Okul çağı genç yavrularımız için İslami ilimler eğitim veren bir kursumuz var mı? Belirli bir il kaydı yok. Çocuklarımız okul dışarıdan okurken bir yanına yatılı bir kursla medrese tahsili alabilir mi? Çok yaygın değil ama var. İstanbul'da, İzmir'de var diye biliyorum. Çocuklarımız orada eğitimlerini dondurarak, resmi eğitimi dondurarak hafızlık eğitimi de yapabiliyorlar. İzmir'de Furkan Kur'an kursu, Ali Mazı diye bir kardeşimiz ilgileniyor. İnternetten de bulunabilir. İstanbul'da Derya Kur'an kursu, onların da yatılı imkanı var. Birçok ilde çalışma var ama yeterli değil. İnşallah zamanla daha da gelişecektir. Bugün İmam Hatip okullarının proje olanlarında, orta kısımda da proje İmam Hatipler var. Onlar da yatılı ve hafızlık yapma imkanı sağlıyorlar. Kardeşlerimize bulundukları yerde böyle İzmir ve İstanbul'a gönderme imkanları yoksa o kurumları değerlendirebilirler. Yine bir grup kardeşlerimizin Arapça çalışmaları var ama resmi eğitimi ihmal ettikleri için çocuklar maalesef orada da eksik yetişmiş oluyor. İleride bir resmi görev alacak olsalar ellerinde diploma yok. İkisini beraber götürmeye gayret etmemiz lazım. Bunun örnekleri var. İmamatik'i dışarıdan bitecek şekilde özel ders veriliyor. Bir yandan da hafızlık, hafızlıktan sonra da Arapça eğitim veren kurumlar var. Aranırsa bulunur. Bir diğer soru. Kardeşimiz selam etmiş. Aleyküm selam ve rahmetullah. Dua talep ediyor. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bizleri kendi rızasından ayırmasın. Bizlere kendisine kul, Habibine ümmet, İslam toplumlarına faydalı birer fert olarak yaşayan kullarından olmayı nasip etsin.